Ak gel. Oğlum. Gel. Gel gel. Blacky gel. Blacky gel. Ak gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bu akbaş bu Sivas Kangalı. İkisi de cins köpek. Şimdi normal ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Almanya'da okula gittim. Almanya'da eğitimi gördüm. Meslek hayatı da Almanya'da gördüm. Normalde yani Alman gibi büyüdüm yani aslında. Sadece 4-5 senede bir kere buraya Türkiye'ye geliyorduk. Buraya gelince de burada doğayı görüyordum. Buradaki şeyi görüyordum, potansiyeli görüyordum. Yani şey potansiyelini, ekonomik potansiyeli aslında. Bir de biyolojik potansiyeli görüyordum. Bunu görerken burada niye insanlar burada şey yapmıyorlar dedim. Mesela hindi yetiştirmeyeler veya keçi yetiştirmeyeler veya toptan inekçilik yapmıyorlar veya seracılık falan yapmıyorlar dedim. Sonra dedim ben ne yapabilirim? İşte hep başkaları yapmıyor falan dedik ama sonra burayı araştırdım. Baktım burası en doğal olarak keçiye uygun bir bitki örtüsü var buranın. Buradakiler bu toprakla şey olarak bakıyorlar. Yani dikenli yer. İşte geri kalmış yer. İşte burada dağın başı. Buraya kim gelir? Şehre göçelim. İşte ayağımızın altında hastane olsun. Ayağımızın altında işte okul olsun. İşte kahve cami olsun falan. Bu şekilde düşünüyorlar. Böyle dedikleri için de zaten düşünce önce ben de vardı. Ben kendi kendime baktım doğaya burada bitki örtüsüne. Şimdi Allah bize akıl fikir vermiş. Et de oluyor, süt de oluyor bundan. Şimdi hedef şu, 250 keçiye çıkarmak. Bir kişinin gücü 250'ye yeter. 250'ye çıktıktan sonra aşağı yukarı 500-600 tane kurban olacak senede. Yani yavru olacak. Bu 500-600 tane yavruyu kurban bayramında satmak. Hedef 250 keçi. 250 keçi olduktan sonra yavaş yavaş ilk önce taş yavru gibi, İbrahim Aleyhisselam zamandaki gibi şu anda taş yavru gibi yetiştiriyorum ben bunları. Yavaş yavaş şeye dönecek, sanayiye. Mesela kışın şu an saman veriyorsun, 10 bin sene önceki gibi. Ama pelet makinesi alacağız, yem kırma makinesi alacağız. Bütün bu burada görmüş olduğunuz bu börtlen dikenleri, bu binlerce dönüm var burada. Buna şu an gözükmüyor kış olduğu için. Bunları kesip, şredlerden geçirip öğütmek ve ondan sonra pelet yapmak. Yani huzurlu bir iş yani aslında. Ama sadece sabır gerektiriyor. Çünkü 2 sene, 3 sene ekonomik olarak bir şey kazandırmıyor. Evet.